Yabancı Topraklardaki Yabancılar 2. Bölüm. Herkes iyi mi? Bu tarafta bir hasar yok gibi. Bu tarafta da hasar yok. Galiba yelken bizi yeterince yavaşlattı. Hasta babana ulaşmanın bir yolunu mutlaka bulacağız Minsu. Nereye düştüklerini görebildiniz mi peki? Evet generalim, tam ileriye. Bu defa bana sırlarını söylemeden kaçamayacaklar işte. Başkomutana haber vereyim. Hayır. Hayır. Bakın, kulede bir ateş yandı. Yardım yola çıktı demektir. Yardım değil, askerler gelecek. Hem de çok kalabalık. Şimdi de söndü. Belki bizi tehdit olarak görmüyorlardır. Bu küçük barbar grubu için başkomutanı rahatsız etmeye gerek yok. En iyisi biz bunu kendimize saklayalım. En azından gökyüzü korsanları bana uçmayı öğretinceye kadar. Çin'deki en iyi uçurtmaları yapar demiştin. Tamir edebilir misin? Uçurtmalar tamir edilse bile rüzgarı yakalamak için daha yüksek bir yere çıkmalıyız baba. O zaman biz de gemimizi denize kadar taşırız. Ve itin! Sakın pes etmeyin çocuklar. Sonuna dek zorlayın. Gökyüzüne kadar uzanın. Sanırım gökyüzü gemisinin kalkışını izlemek üzereyiz. Hadi ama Vikinglerim, bir kez daha bu gemi denize kendi kendine inemeyecek. Bunu yapabiliriz. Evet, madem onlara sırlarını zorla söyletemiyoruz, belki bir de kibar olmayı deneyebiliriz. Gidip yardım edin. Çok teşekkür ederiz. Yine karşılaştık gökyüzü korsanları. Vikinglerim, hücuma geçelim. Görünüşe bakılırsa adamların pek de savaşacak halde değiller. Ama iyi bir yemekle kendilerini çabucak toparlar. Evet. Rica ediyorum, barakalarımızda bize katılın. Hem bana uçan geminizle ilgili her şeyi de anlatabilirsiniz. Yemeğe buyurun. Çok cömertsiniz ama gemiyi öylece ormanda bırakamayız. Öyle bir şey yapmanızı istemiyorum ki. Muhafızlar, gemiyi setle kadar çekeceksiniz. Adamlarınızın nefis bir Çin yemeğine ihtiyacı var kaptan. Evet, siz artık konuklarımsınız. Burnuma çok kötü kokular geliyor. Balık kötü kokmuyor ki ama. Beyler, dostlarımızı rahat ettirin. Diledikleri her şeyi verin. Baba, bu kadar kibar olmaları sence de tuhaf değil mi? Bir Viking asla bedava yemeğe hayır demez evladım. Ay kurtçuk! O pilav. Köyümde yemeğe kalktığınız şeyin pişmiş hali. Bunların kurtçuk olmadığını emin misin? Bu kadar kaba olma Fox. Ev sahiplerimizin geleneklerine saygılı olmalıyız. Baba. Bir deneyelim şunu. Öyle yapmasana. Bak bu şekilde tutacaksın. Ne yaptın sen? Yabancıların karnını bir güzel doyurduğumuza göre şimdi bize mutlaka gökyüzü gemilerinin sırrını söylerler. Gemi geliyor. Yes. İnanılmaz. Peki bu sistemi
siz mi buldunuz bu çok akıllıca? Evet evet tamam onu boş verin. Ben bir gemiyi karada yürütmekle ilgilenmiyorum ki. Ben bir tanesini uçurmak istiyorum. Ama uçurtmalarımız yırtıldı. Hem zaten orman tabanında hiç rüzgar esmiyordu. Bunu yapmamız imkansız. Sırrınızı hala açıklamayacağınızı mı söylüyorsun yani? Özür dilerim general ama bir sırrımız tamam, yok. Tamam yeterince dinledim. Muhafızlar. Zindana atın bunların hepsini. Nasıl uçabileceğinizi gösterirsem. Demek şimdi bana gökyüzü geminizin ardındaki sırrı göstermeyi kabul ediyorsun öyle mi? Gemiyi uçurmayı başaramam belki ama sizin uçmanızı sağlayabilirim. Benim mi? Bunu göreceğiz. Umarım beni kandırmıyorsundur küçük çocuk. Başkomutanımız o bayrakları indirmemize çok sinirlenecek. Bitirdik. Artık hazır. Şunu izleyin general. Hadi oturun. Bu iş çok tehlikeliye benziyor ama. Bir şey olmayacak general. Sen benimle geleceksin. Yoksa hepinizi zindana gönderirim. Tamam. Tamamdır Fox. Şimdi uçur bizi. Şu işe bakın siz. Bu gerçekten de inanılmaz. Bu tam bir ihtilal sayın. Harika. En yüksek kulelerden bile yükseğe gözcü dikebileceğim. Okçularımın gökyüzünden ok yağdırmasını sağlayacağım. Bunu deneyip de uçmak isteyen zengin ziyaretçilerden keseler dolusu altın talep edeceğim. Denizi görebiliyorum. Ve limanı da. Yakında yanında olacağız baba. Ama gemiyi çekmek için çok uzun bir yol bu. Aha. Hadi bizi aşağı indir Fox. Bu hayatımda yaşadığım en güzel duyguydu küçük Viking. Sağ ol. Evet, sağ ol. Teşekkür ederim. Peki zindan ne olacak generalim? Ne zindanı? Bu insanlar özgür. Teşekkür ederiz general. Çok misafirperver davrandınız. Ama gitmeden sizden son bir iyilik daha isteyebilir miyim? Geminin yanında duran şu arabalar, onları ödünç alabilir miyiz? Tebrik ederim. Ve bu defa onu kumanda etme fırsatımız da olacak Mizu. Artık hazırız. Herkes binsin bakalım. Bu bir kara gemisi. Ordumuz için çok faydalı olabilir. Bunun sırrını söyleyene dek bir yere gidemezsin. Aa, işte yine başladık. Sanırım size kara gemisinin sırrını açıklamanın en iyi yolu bir gösteri yapmak olacaktır. Bu numarayı yutacak mı yani? Görelim o zaman. Fox, freni bırakabilirsin. Tamam. Evet. Temel prensibini anladım. Şimdi geri dönün ve bana ayrıntıları anlatın. Size geri dönün dedim. Muhafızlar düşün peşlerine. Bu şeyi nasıl daha hızlı yapabiliriz evlat? Nasıl yavaşlatabiliriz evlat? Kaçmalarına izin vermeyin sakın. Olamaz. Aa!
başına. Limana doğru yelken açıyoruz Bikin Kerim. Çok yakında babana kavuşacaksın Minzu. Hemen geri dönün. Bu yabani kereviz suyu midenin ağrısına çok iyi gelecektir dostum. Bunun için size ne kadar teşekkür etsem azdır dostlarım. Kızımı bana getirdiğiniz için de öyle tabii. Biz Vikingler böyle şeylere alışız. Bu da evinizi bulmanıza yardım edecektir. Ha? Bir pusula. Çok teşekkür ederiz. Seni hiç unutmayacağım Viki. Şimdi sizlere Çin ülkesindeki ziyaretimizi anlatan küçük bir şarkı hazırladım. İhtiyacın olunca asla bir fırtına bulamazsın. Kürek başına.